Serbest Sekizden herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Fenerbahçe'nin Spartak Tırnava deplasmanında 2-1 kazandığı rotasyona rağmen 2-1 kazandığı maçı konuşacağız. 15'te 15 yaptı Fenerbahçe ve dediğim gibi bir önceki Avrupa maçına dahil olmak üzere özellikle bu maçta 9 oyuncusunu dinlendirdi ideal 11'inden. Buna rağmen bazı bireysel performanslar da çok fazla ön plana çıktı ve Fenerbahçe serisine devam etti. Hem Avrupa'da hem ligde yoluna devam ediyor. Bu maça dair ne gibi çıkarımlar yapılabilir? Özellikle bireysel performanslar bakımından. Tüm bunları beraber değerlendireceğiz. Serbest 8 abone değilsek abone olmayı, videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Evet, şimdi ilk 11'e bakıyoruz. 9 numarada Batshuayi var. Sol forvete King. Diğer sağ forvete Kent. Zajc, Mert Hakan, Crespo. Üçlü orta saha. Osayi, Beka, Serdar, Osterwolde, kaleci İrfan Can. Burada Fenerbahçe işte yarın en kritik maçına çıkıyor. Dediğimiz anda 11'e yazılacak iki tane oyuncu var. Onlardan bir tanesi Osayi Samuel, diğeri de Beka. Yani Fenerbahçe ideal 11'den iki oyuncuyla sadece çıktı Spartak Tırnava deplasmanında. Fenerbahçe kazandı. Her ne kadar son dakikalarda hani lig maçlarında son dönemde ideal 11'i sahadayken pozisyon fırsatı dahi vermiyordu Fenerbahçe biliyorsunuz. Ama evet, burada 2-0'dan sonra bir bireysel hatadan maç 2-1'e geldi. Son dakika işte kenar ortalar vesaire 2-2'ye de gelebilirdi. Ama sonuçta kazandı Fenerbahçe ve kazanacak kadar da oynadı. Kazanacak kadar da pozisyona girdi. Kazanacak kadar gol beklentisine, işte 17 şuta 2'nin üstüne gol beklentisine de sahip. Ama tüm bunların dışında 9 oyuncunun rotasyona uğradığı bir takımda Fenerbahçe'nin mesajı ne burada? Amaç ne? Şunu diyor İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi. Biz bu şekilde hallederiz. Yani buradaki amacımız acayip bir oyun çıkarmak değil. İşte rakibi tamamen sürprize etmek değil. Zaten ana plandaki oyuncularımız kenarda. Ama buradaki hedefimiz de bu maçı bir şekilde kazanmak. Ama böyle, ama böyle. Ama işte yedek oyuncuların performansıyla. Ya da olmadı işte 60'ta 70'te bir iki tane baba oyuncumuz atarız. Tadic'i, Szymanski'yi atarız. Dzeko'yu atarız vesaire, atıyorum şu an isimleri. Fred'i atarız. Bir şekilde döndürürüz maçı. Ama asıl amacımız ana plandaki oyuncularımızı biraz dinlendirmek. Tekrardan oynanacak lig maçına saklamak. Ve oynattığımız oyunculara da siz de bu hikayenin bir parçasısınız mesajını vermek. İşte Osavoli'ye, King'e, Zajc'a, Mert Hakan'a, Batshuayi'ye, Kent'e. Sizin de zamanınız gelince oynayacak. Sizi sadece antrenmanlarda kullanmıyorum. Maçlarda da kullanıyorum. Bazı maçlarda 11'de siz olacaksınız. Konferans Ligi'de dahil olmak üzere. Mesajını vermek. Hem oyuncularınızı, maç temposunu yüksek tutmak. Yedek oyuncularınızın, alternatif oyuncularınızın. Hem onlara da ana plandaki oyununuzu nispeten işlemesini sağlamak. Onlara da bu oyuna alıştırmasını sağlamak. Ve maçı da kazanmak finalde. Yani bu şu demek değil. Bir nevi aslında Türkiye Kupası muamelesi yapıyor Fenerbahçe Konferans Ligi'nin iki maçtır. Ve kazanıyor. Üstelik hani ilk Norşant maçında da büyük oranda rotasyon yapmış Fenerbahçe. Ve o maça özel bir baskı da yapmıştı ve kazanmıştı. Bir maç planı da vardı. Ve o takım şu an 7 attı bugün Ludogorets'te. Ki o Bulgar takımı da o kadar da sepet bir takım değil. 7 tane attılar. Gayet iyi bir takımı. Grubun Fenerbahçe'den sonraki en zaten iyi takımı. Norsant'a da bir şekilde rotasyon takımını galibiyet almışsınız. Bu maçta da bir şekilde kazandı Fenerbahçe. Bu aslında kupayı önemsemiyoruz değil. Bu şekilde algılamıyorum ben. Yani yenilsek de yenilirim gibi algılamıyorum. Bu biraz alternatif oyuncularınıza da güvenmek. Oyununuza da güvenmek. Fiziksel antrenmanınıza güvenmek. Yani yedek oyuncularınız da belli bir fiziksel kaliteye sahip olduğuna güvenmek. Dediğim gibi işler yolunda gitmezse de zaten 60-70'te bir şekilde oyun hamlelerle bu maçı da yine kazanırız. Za güvenmek. Kendine güvenen takımın yapacağı bir rotasyon bu. Yani Aston Villa'ların yaptığı bir iş. Mesela bugün aynı gün aynı saatte Aston Villa'nın da aynı kupada maçı vardı. Ve benzer şekilde rotasyon yaptı. Aston Villa ligde çok iyiydi. Mesela Brighton gibi her programda övgüyle bahsettiğimiz, Premier Lig programlarında övgüyle bahsettiğimiz Brighton'a nefes aldığını uyan bir takım Aston Villa Premier Lig'de. İdeal 11 ile sahada olduğu zaman. Bu akşam Bosna ekibi karşısında biraz şey yaptı. Rotasyon yaptı. Baba oyuncuları yoktu. McGinn vardı. Hani banko oyuncular arasında. İşte Douglas Luiz yoktu. Tielemans vardı onun yerine. İşte Watkins yoktu. Duran oynuyordu 9 numarada. Savunma
Lucadi'nin dışında komple yedekti. Hatta nispeten Fenerbahçe göre daha çok da ideal 11. Mesela Zaniolo son maçlarda bank 11'de. Bu maçta 11'deydi. Bailly de hani 11'e çok yakın bir oyuncu. O da oynuyordu. İşte Lucadi'nin oynuyor normalde. Kaleci oynuyor Martinez. Yine de var. Daha fazla oyuncu var mesela Fenerbahçe'ye göre. Ve onlar da mesela 63'te daha babalar attı sahaya. Watkins'i, Douglas Luiz'i falan attı sahaya. 90 artılarda maçın golü 1-0 kazandılar. Yani Brighton'a çok rahat kazanan bir takım. Boston ekibi karşısında anca 90 artı 4'te kazanıyor ama bu da bir planın parçası. En de sonunda kazanırız güveni vardı Aston Villa'da da. Onlar da kazandı. Fenerbahçe de kazandı. O yüzden bu şekilde bakmak lazım. Diğer işte önceki lig maçlarına göre pek tabii ki Fenerbahçe acayip bir takım savunması hiç gedik vermeyecek, alan vermeyecek, pozisyon fırsatı vermeyecek rotasyon oyuncularına rağmen böyle bir durumu hayal etmiyorum. O yüzden daha gerçekçi bakıp bu maçın özelinde Fenerbahçe kazandı mı? Kazandı. 6 puanını yaptı mı? Yaptı. Hem kendi hanesine hem ülke puanına 3 puan işte getirisi neyse onu kazandırdı mı? Kazandırdı. Ve bireysel performans olarak da birkaç oyuncu gerekli ışığı verdi mi? Biz de bu hikayenin bir parçasıyız verdi mi? Verdi. Şimdi onlara geçelim. Bireysel performanslara geçelim ve maçın adamı seçelim. Maçın adamı aslında 2 gol atan King çok rahatlıkla yazılabilir. Ama ben onu farklı bir kategoride değerlendireceğim. Bir tane oyuncunun artık hakkını verip sürekli ekstra performansla seçiyoruz. Artık canım da biraz öyle istedi. Maçın adamı diyelim bence. Çünkü maçın başından sonuna kadar çok istikrarlı bir şekilde fark yarattı. Her ne kadar yenilen golde bireysel hatası olsa da o da bir aslında özgüveni yakalamasından dolayı yaptığı bir hataydı. Jadon Sancho maçın adamı bence. Neden maçın adamı? Ya bir kere maçın her anında var. Her anında vardı. İlk yarıda girilen bütün pozisyonlarda Jadon Sancho var. Bazen kendisi dribling yaptı gitti sürdü ortaya çevirdi. Bazen yine baskıyla top önde kazandı. Atan sürekli hale getirdi. Müthiş kademeler var. İki tane kademenin altını çizdim. Bir tanesi 35. dakikada inanılmaz bir geri koşu. İnanılmaz bir geri koşu. Hatta geçen bir maçtan bahsettim ya. Hakeme itiraz ederken önünde kalıyor. Neyse geri koşayım bari diye tık 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 gidip aldı geldi topu diye. Yine benzer bir yan. Top Spartak turnuvalı oyuncuya gidiyor. Topu kontrol edene kadar etrafına bakayım diyene kadar kadrajlı olmayan Jadon Osterwold'e geldi aldı gitti topu. Bayağı da sürdü bu arada. Yani uzaklaştı bir de rakibinden de uzaklaştı. The Flash gibi ya direkt. Var ya Süper Kahraman Flash. Onun gibi. Bir anda kadrajlı yokken bakıyorsun girmiş topu almış gitmiş bile yani. Ya ağır çekime ihtiyacın oluyor. Ne yaptığını görmek için. Müthiş bir sürat bu fiziğe göre inanılmaz bir seviye. Ve bir de 76. dakikada ters kademesi var. 2-3 turnuvalar arasında topu gayet de baskı ortamı içerisinde çok doğru yerde pozisyon alıp bir de kale arkası işte arka direkte akan oyunda yine çok temiz bir bu kez de hızıyla değil pozisyon bilgisiyle ters kademesi var mesela. Ya sadece böyle oraya buraya koşturan bir oyuncu değil Jadon Osterwolde. Durum gerektirdiği zaman pozisyon bilgisiyle de kademe yapabilen bir oyuncu. O anda da onu yaptı ve kritik dakikalardı. Bu yüzden belki bir gol yedirmiş olabilir ama atılan ikinci golde direkt katkısı var. Asist öncesi pası atıyor Fred'e. Hücumda yeterli destek, savunmada müthiş destek. Prese destek, pas oyuna destek, her şeyi yapıyor. Ve gittikçe de Fenerbahçe bu arada şöyle bir şey olabilir Jadon Osterwolde de. Şimdi konferans ligine belli ki bir oyuncu oynayacak. Ligde işte Osayi Ferdi formülü sürecek. Konferans Ligi de Osayi mekanı olacak. Zaten 2'de 2 yaptı Fenerbahçe. Çok sorun yaşamayacaktır. Yüksek ihtimalle grup lideri olup çıkacaktır buradan. 4 maç daha kaldı. Bu 4 maçta da Jadon Osayi oynayacak. Belki devamında da göreceğiz. Ve burası scout ekiplerinin sürekli izlediği bir yer. Ne olursa olsun. Yani Konferans Ligi de Süper Ligi'ye göre Konferans Ligi daha bir geçerli akçe olacaktır scout ekipleri için. Jadon Osayi'nin buradaki performansı belki de Fenerbahçe'de ideal 11'e yazılmadan Avrupa'ya gitme ihtimalini doğuracak diye düşünüyorum. Yani sene sonunda o teklifler gelebilir. Fenerbahçe yatırımının karşılığını hızlı bir şekilde alabilir gibi gözüküyor. Tabii burada artık Fenerbahçe'nin inisiyatifine kalır. Hani 11'de biraz da biz kullanalım ondan sonra mı satalım ya da hazır işte Parma'nın yaptığı gibi. Parma da mesela Fenerbahçe çok hızlı bir şekilde sattı. Daha yazın almıştı. Devre arasında sattı. Bu kar bize yeter dedi 3 milyon euro kar.
Fenerbahçe'de belki kâr cebe yakışır der. Onu bilemeyiz ama ben sene sonunda Osvaldo'ya beklenen tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Yani ciddi şekilde kâr ettiren tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Ya burada da biraz dertleşeyim sizinle. Daha birkaç hafta öncesine kadar, daha yeni yani. Bir tarihinden de bahsetmiyorum. Birkaç hafta öncesine kadar mesela işte bana tepki göstermek isteyen, işte bana tepkisel tweetler atmak isteyen ya da yorum yapmak isteyenlerin kullandığı bir tabir vardı. Jadon Osterwolde'yi bile beğenmiş adam diye. İşte Osterwolde'yi bile beğenen adam sıfatıyla böyle tepkiler geliyordu. Çok enteresan gerçekten. Bu arada ben şey değilim. İşin esprisi bu arada. Hani ben tepki gelmesine falan çok takılan biri değilim. Eleştiri kesinlikle önemsiyorum ama işte normal işte tepkilere de normal karşılıyorum. Eğer hakaret, iftira gibi şeyler olmadıkça. Tepkiler olur. Yani mutlaka söylediğim bir fikir bazı fikirlerle çatışabilir. Yani hiç tepki gelmiyorsa bir sorun vardır bence. Hiçbir şey söylemiyorsundur o zaman. Ben öyle hissederim yani. Mutlaka birilerine ters gelecek fikirler ortaya atabilirsin. Ve ona karşılık gelen ters fikirler gelebilir. Ters tepkiler gelebilir. Bunlar gayet doğal. Ama burada takıldığım şey şu. Sadece Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için sınırlamıyor. Herkes için geçerli bir durum var. Futbol severlerde, taraftarlarda. Şu tip çok eleştiri yapıyoruz. Ya bir tane geleceğe yönelik hamle yapmıyorsunuz. Hep işte zarar ediyoruz. Bak işte Benfica, Porto ne güzel adamlar hep böyle yıl sonlarında bilançolar açıklanır. Bu sezonda Porto 150 milyon euro kâr etti falan. Öyle gıptayla bakıyoruz uzaktan. Hep işte kendi kulüplerimizi eleştiriyoruz. Hep geleceği olmayan oyunculara, son transferini yapan adamlara paraları veriyoruz diye. Yatırım transferi olunca da hemen etki bekleniyor. Mesela Osvaldo'nun 5 tane 90 dakika son. 5-5. Yani yarım sezon oynasın, bir sezon oynasın bile demiyorum. Daha 5 tane 90 dakika çıkmadan çöp ilan edildi mesela geçen sene hemen. Ve Jadon Osovar zaten yatırım transferiydi. 21 yaşında Hollandalı bek alıyorsun Parma'da. Hemen etki etmeyecek ki zaten. Ki hemen etki de edebilir. Böyle istisnalar da olabilir. Ama zaten bunun bir adaptasyon süreci var. Oyuncunun alışma süreci var. Oyuncunun potansiyelinde şu an yapabileceklerini gösterme ve gelişmesi gereken özellikleri geliştirme süreci var. Geliştirme süreci var. Zaten yatırım transferi mantığı bu. Sanki ne bileyim Luka Dean dedik ya bahsi geçti. Sanki Fenerbahçe Luka Dean'i almış 30 yaşında. 3,5 milyon euro da garanti para vermiş. 3,5 milyon euro da garanti ücret vermiş. Ona dersin ki hadi kral görelim bir sol bekliğini. Bir iki ortanı görelim dersin. Çünkü bu an için yatırım yapmış. Bu an için o sözleşme yapmışsındır. Hemen etki beklersin. Ki onda bile olmayabiliyor. Yani tecrübeli oyuncu da deneyimli oyuncu da bile bir adaptasyon sorunu olabiliyor. Tutmayabiliyor. O yüzden Jadon Osovo'yla çok erken bu şekilde tepkilerin gelmesi aslında bizim ülke olarak sadece Fenerbahçe için de söylemiyorum. Tekrar ediyorum. Hani bütün kulüpler için geçerli bu bence. Yatırım transferlerine çok açık bir futbol dünyasına da sahip miyiz emin değilim. Yani çok çabuk böyle çünkü gemileri yakıyoruz gibi geliyor bana. Neredeyse bu oyuncu bak görüyoruz şimdi neler yaptığını. Çöptü yani birkaç hafta öncesine kadar. O yüzden bence biraz daha sabırlı olmak lazım yatırım transferlerine yöneleceksek diye düşünüyorum. O zaman ekstra performansta iki gol atan oyuncuyu da ekstra performansa seçelim. King. Ya King şöyle bir kıymetli bir durumu var. Josh King'de bu sezon. Şimdi bazı oyuncularda gereğinden fazla rol verilince afallıyorlar. Bazı oyuncuları gerçekten rol oyuncusu ana planda dahil olmaz. Rol oyuncusu olarak dahil olurlar. Mesela Solskjaer'in futbolculuk zamanlarını hatırlayın. Her girdiğinde gol atıyordu bir ara Manchester United'da. Ama hiçbir zaman Manchester United'ın ilk 11 oyuncusu olarak görülmedi. Görülmemeliydi de. Görülmemeliydi de. Hani 11'de Ruud van Nistelrooy oynar. O kalitede 9 numara oynar. Solskjaer'de hamle oyuncusu olur. Durum gerektirdiğinde sahaya atılır. Zaten rolü bu. Böyle olmalıydı. Öyle oldu yıllarca ve karşılığını verdi. Joshua King de Fenerbahçe'de ideal 11 oyuncusu olmayabilir. Yani ana planda bel bağlamayabilirsiniz. Orada Tadic olur mesela sol önde. 9 forvet oynayacaksa birisi King oynamaz. Edin Dzeko oynar. Daha net oyuncular olur. Alacağın daha belli oyuncuları Fenerbahçe seviyesinde. Joshua King de bu takımın çok güzel bir rol oyuncusu olur. Hamle oyuncusu. Mesela fizik olarak şu an olduğu gibi hazır durumda tutarsın. Bazen durum gerektirir. Rakibi açamazsın. 4-4-2'ye dönersin. Sol önene Joshua King'i atarsın. Dersin ki ya bir iki çalım at ortaya çevir topu. Bir karıştır ortalığı. Bir fiziksel top uzun atılsın. Fiziksel varlık hissettir. Topu orada tut.
Bir karıştır dersin, atarsın sahaya mesela. Zaten o da o üstünde o baskıyı hissetmez. Der ki zaten, ya ben ilk 11 oyuncusu değilim burada. Ceko çözemedi, Tadi çözemedi. İş bana kaldı. Artık benden günah gitti der ve o baskı altında olmaz. O baskı planlamada o baskıyı ilk 11 baskısını verirsiniz King'den cevap alamayabilirsiniz bu tip oyuncularda ama ona alternatif oyuncu ve rol oyuncusu tanımını verirseniz bu tip oyuncular daha da rahat ediyor. Şikayet etmekten ziyade şikayetçi olmaz hatta daha rahat eder. Şu an Joshua King gayet mutlu gözüküyor yani. mesela ana planda oyuna sonradan hamle yapılacak oyuncu. Şey bu tip konferans ligi grup maçlarında işte ana planımızda yoksun ama bak sen de bizim hikayemizin bir parçasısın. Bazı maçların son 30 dakikası, son 20 dakikası bazı maçlarında 90 dakika oynayacaksın işte o maçta bu maç. Denildiği zaman da çıkıp yine o tazeliğini koruyacağı için fiziksel tazeliğini ve mental olarak da doğru bir rol verildiği için karşılığını çıkar verir. Şu anda çok iyi idare ediyor bu durum Fenerbahçe İsmail Kartal. Joshua King'i kullanma kılavuzu bakımından. Oyuna girdi. Bazı Avrupa elemeleri maçlarında oyuna girdiği anlardan itibaren gayet etkili performansı var. Lig maçlarında da bazen oyuna sonradan atıldı. Top sürdü vesaire. Topu orada tuttu. Fenerbahçe işte direkt geçişlere geçtiğinde, geçiş oyuna geçtiğinde çok güzel katkılar verdi. Burada da maçın büyük bir bölümünde sahada kaldı. Ve topu ayağına al, fark yarat rolünün bir numaralı parçasıydı. İdeal düzen, işte bu düzende. Kent, Batshuayi, King üçlüsünde. King o sorumluluğu aldı. Ve karşılığında verdi açıkçası. Attı iki gol. Ve attığı ilk gol özellikle çok güçlü bir şekilde ayakta kaldı ki Joshua King'in tanımı budur. Premier Lig seviyesinde fiziksel olarak ayakta kalmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok iyi sezonları da var. Mesela Watford'da yine şu an Türkiye'de izlediğimiz Emmanuel Deniz'le birlikte ikili forvet oynamışlardı 2 sezon önce Watford'da. Ve orada fiziksel gücüyle Deniz'i çok rahat ettirmişti ve Deniz'in bir sene sonra tekrardan Premier Lig'de kalmasını sağlayan King'ti. King belki işte Süper Lig'e geldi ama Emmanuel Deniz Nottingham Forest'a transfer oldu. Bir sezon daha Premier Lig'de şans verdiler ona. O kendisinin göstermesi nedeni Emmanuel Deniz'in yanında King'in varlığıydı. Fiziksel kavga hep o veriyordu. Rahat ettirmişti 4-4-2'de. Ve King de şey Deniz de kendisini gösterme fırsatını bulmuştu. Yani fiziksel olarak güçlü bir oyuncu King. O yüzden Fenerbahçe'nin bence uzun vadede böyle çok sık maçların oynanacağı dönemde bazen 11 bazen oyuna sonradan atacağı güçlü bir alternatif bir rol oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Bu sezonda hemen hemen her maçta karşılığını verdi. Zaysmert Hakan çok acayip bir performansı yoktu açıkçası. Zays özellikle bu oyun biraz Zays oyunu olmaktan çıktı gibi gözüküyor. İlk İsmail Kartal döneminde daha Zays'lık oyun vardı. Çünkü nasıl bir oyun vardı orada? Yine Mert Hakan, aslında bu üçlü, aynı üçlü vardı o zaman. Mert Hakan, Crespo, Zays. Ama Fenerbahçe başka bir şey oynuyordu. Şimdi Fenerbahçe biraz daha biz bir topu bir alalım var her zaman. Dikkat edin bu maçta bile denedi. Yani İsmail Kartal dedim ya. Evet alternatif oyuncuları sahaya atıyor. 9 tane farklı oyuncu var. Ama yine de bak bizim ana planımıza yakın oynayalım aşısını vuruyor. Kenar hamle oyuncularında da işte kenarda bekleyen oyunculara da. Böyle bir pas aksiyonlarını hatırlıyorsunuzdur. İşte Kent, Batshuayi, King arasında işte Mert Hakan katılmaya çalıştı. Bazen Crespo katılmaya çalıştı. O üçgenleri yapmaya çalıştı Fenerbahçe. Yine bir oyun kurma var, bir yardımlaşma var. Oyun işte savunmadan kurulurken de var. 6 numara 8 numaralar yaklaşıyor artık. Alternatif oyuncularıyla da bunu yapmaya çalışıyor İsmail Kartal. Sadece basallah da oynamıyor yani. Biraz top bizlere kalsın bir çevirelim de mutlaka aklında bulunduruyor. İşte bir topu çevirelim oyununda Miha Zajc biraz sırıtıyor. İlk dönem işte İsmail Kartal'ın ilk döneminde hakikaten basallah bas takımıydı. O arkada bir de Kim Minje de vardı. O sayı da aynı bu şekilde prese çok katkı veren bir sağ bekti. Fenerbahçe hemen reaksiyon veriyordu. Topu kazıyordu. Çabuk gidiyordu. Hemen reaksiyon veriyordu. Çabuk gidiyordu kaleye. Yani hiç gevelemeden gidiyordu. Miha Zajc hiç oyun kurulumuna katılmıyordu. Kral. Hiç katılmıyordu. Hep o topsuz koşulları yapıyordu ama. Ve bu işi de çok iyi yapıyordu. İşte oyun kenardan kuruluyor. İrfan Can'ın olduğu bölgeden kuruluyor. Topsuz koşuyu patlatıyor. Ya penaltı noktası ya yine oraya. Top önüne düşüyor demarki pozisyonda. Çok büyük skor katkısı vermişti. Ama şimdi 8 numaralardan işte Mert Hakan da aynı. O sezon mesela sadece baskı yap, baskı yap, baskı yap 10 numara rolünde. Bu rol verilmişti ona ve karşılığını veriyordu. Ama şimdi Mert Hakan'dan Zajc'tan biraz derine gelin. 6 numaranıza yaklaşın. Burada da oyun kurun. Beke yaklaşın. Oyun kurun. Beklenince tam karşılığını veremiyorlar. Bak belki de alışırlar. Bakın ama şu an için Fenerbahçe'nin madalyonun diğer yüzüne hani pres
birinci plan. Diğer planda topu dolaştırmak var bu sezon İsmail Kartal'ın hakkında bir önceki dönemine farklı olarak. Şu an için acayip uyum sağlamış gözükmüyorlar Mert Hakan ve Zays. Belki de o yüzden Fenerbahçe mesela ideal 11'ine nazaran daha fazla pozisyon fırsatı verdi. Savunma dizilişinden, bireysel savunmacılıktan ziyade topu dinlendiremedi Fenerbahçe bazı bölümlerde. Yani topa basmayı da bilecek orta sahalar olunca o oyun iyice sizin elinize geçiyor. Bunu Fenerbahçe ideal düzeninde İsmail Szymański, Fred'le çok iyi oturdu. Tadiç ve İrfan da var orada. Şimdi Kent'le King arasında öyle bir fark da var. Tadiç, İrfan. Ki İrfan şu anki formuyla yaklaşıp oyun kurulmana destek olan oyuncular. Eferdi bekten geliyor. O da pasör örgüsüne katılıyor. Yani daha ideal 11'de Fenerbahçe daha bir oyun ele alabiliyor artık. Burada o olamadı. Burada da orta sahadaki oyuncuların tabii ki etkisi var diye düşünüyorum. Böyle yani Fenerbahçe'de dediğim gibi özellikle King ve Osvaldo'nun performansları çok parlaktı. Ne olursa olsun Fenerbahçe'nin iki tane ana oyuncusuyla sahaya çıktığı 11'de sahaya çıktığı bir maçta. Al, 2'de 2 yapması, konferans liginde maçı kazanıp gelmesi. Hem ideal oyuncularını taze tutması, hem yedek oyuncularına bu hikayenin parçasız mesajını vermesi, onları da fiziksel olarak, maç temposu olarak iyi seviyede tutması bakımından gayet artı artı bir durum var. Yani kazanan kazan kazan bir durum var Fenerbahçe'de bu maçın ardından da diye düşünüyorum. Zaten 15'te 15 olmuş. Şimdilik benim notlarım bu şekilde Fenerbahçe tırnava maçına dair. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bireysel performanslar, adamı, ekstra performans size göre kimdi? Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Bir sonraki Fenerbahçe maçında Fenerbahçe tabii ki Galatasaray Beşiktaş'ta olduğu gibi her Fenerbahçe maçında sonrasında maç ertesinde Servet 8 ekranlarında karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kalın.